Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması da bir anlatım bozukluğudur. Mesela gelmişken mutlaka bizde de uğramış olmalı. Şimdi arkadaşlar mutlaka kesinlik bildirir değil mi? Mutlaka diyorsam kesinlik ifade ediyorum. Ama cümlenin sonuna baktığımda uğramış olmalı dediğimde bu defa bir ihtimalden, bir olasılıktan bahsediyorum. Yani cümlemde bir ihtimal bildiren bir sözcük kullanıyorum. Bir de kesinlik bildiren bir sözcük kullanıyorum. İşte bunlar birbiriyle çelişiyor. Dolayısıyla burada anlatım bozukluğu var. Peki doğrusu ne olacak? Doğrusu gelmişken bize de uğramış olmalı ya da istiyorsanız gelmişken mutlaka bize de uğramıştır olmalı. Bu önlemler eminim ki hastalığın yayılmasını engelleyebilir. Şimdi hem eminim ki diyorsunuz. Yine bir kesinlik bildiren kelime kullanıyorsunuz. Hem de Engelleyebilir diyerek şuradaki ebilmek fiili, yeterlik fiilinin bir de olasılık görevi var. Olasılık e, kazandırmak için de kullanılır. E, bir de olasılık bildiren bir kelime kullanıyorsunuz. Dolayısıyla burada da bir anlamca çelişen kelime ve anlatım bozukluğu çıkıyor. Doğrusunun şu olması gerekiyor. Bu önlemler hastalığın yayılmasını engelleyebilir. Ee, anlatım bozukluklarını düzeltme e, anlamca çalışan sözcüklerde iki şekilde de yapılabilir. Artık hangisini istiyorsanız, yani e, ifade etmek istediğiniz anlam hangisi ise kesinlik bildirmesini istiyorsanız e, şöyle yapabilirsiniz. Bu önlemler eminim hastalığın yayılmasını engeller şeklinde. Ee, ama e, en doğrusu cümleye çok fazla müdahale etmeden yani bir müdahale ile düzeltebilmek. Diğer örneğimize bakalım. Ben aşağı yukarı tam e, pardon evet ben aşağı yukarı tam 15 yıldır burada yaşıyorum. Şimdi aşağı yukarı tam. Tam yine bir kesinlik bildiriyor. Aşağı yukarı şöyle böyle aşağı yukarı bir kesinlik yok bir kesinlik bildiren bir de kesinlik bildirmeyen bir sözcük kullandığınızda anlamca çelişen sözcük ve anlatım bozukluğu oluyor burada neyi kastetmek istiyorsanız tam demek istiyorsanız ben tam 15 yıldır burada yaşıyorum demeniz gerekiyor ee, ha bu arada aşağı yukarıyı zaten kullanamazsınız hemen onu söyleyeyim burada olmaz diğer cümlelerde belki anlatmak istediğiniz mesela mutlaka ise mutlaka diyebilirsiniz ama burada olmaz neden olmaz 15 yılda bir aşağı yukarılık ifadesi yok ki 15 yıl çok kesin. Yani şöyle aşağı yukarı kullanmak istiyorsanız arkadaşlar 2 sayı söylemeniz lazım. Yani şöyle aşağı yukarı 7-8 yıldır burada oturuyorum demeniz lazım. Aşağı yukarı 15 yıldır olmaz. Zaten 15 yıl kesin 15 yıldır diyorsunuz. O yüzden bu olmaz. Doğrusu ben tam 15 yıldır burada yaşıyorum. Evet, anlamca çelişen sözcükler de bu kadar.